Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Artık son iki videoya girdik. Bir ÖABT normal soru çözümü yapacağım ekoloji ile ilgili. Bir de çıkmış soruları ayrı bir video olarak çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ekolojide ÖSYM çok takık gerçekten ekolojiye. Yani senede 2 tane 3 tane soru getirebiliyor. O yüzden de hatta soru sayısı arttığı için daha fazla bile gelebilir ekoloji ile ilgili. Özellikle yorum sorularına çok çok önem veriyor. Grafikten işte yorum çıkarma ya da ne bileyim böyle tablo verir, bir sürü karmaşık olay yazar. Bunlardan yorum çıkarma olaylarını çok seviyor. TYT, AYT için de aynısını yapıyor. ÖABT için de aynısını yapıyor. Ekoloji soruları aslında bizim kaçınmamamız gereken sorular arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gereken şey okuduğumuzu iyi anlayıp yorumumuzu iyi yapmak. İlk önce biz benim işte kitaplardan aldığım soruları çözelim. Bir sonraki videoda da çıkmış sorulara bakalım. Diyor ki bir ekosistemde mikroklimanın oluşması ile hangilerinin oluşması beklenir? Mikroklima neydi arkadaşlar? Belirli alanlardaki küçük iklim değişiklikleriydi. Mesela Artvin'de zeytin yetişmesi. Artvin normalde zeytin yetişmesi için uygun bir ortam değil. Ama orada mikroklimatik bir özellik sayesinde ne yapıyor? Orada zeytin yetiştirilebiliyor. Mesela arkadaşlar Rize'de turunçgil yetişmesi. Normalde turunçgiller Akdeniz iklimine uyum sağlamıştır. Özellikle Akdeniz'in kıyı bölgelerinde yetişiyor. Ama Rize'de mikroklimatik bir bölge oluştuğu için orada turunçgil az da olsa yetiştirilebiliyor. Yine Iğdır'da arkadaşlar pamuk yetişmesi, bu da aynı durumdur. Şimdi diyor ki bir ekosistemde mikroklimanın oluşmasıyla hangilerinin oluşması beklenir? Tür çeşitliliğinin artması, canlıların uyum yeteneklerinin artması, canlıların beslenme biçiminin değişmesi. Şimdi bakın canlı beslenme biçimi bir kere değişmez zaten orada. Bununla bilgisi yoktur. Tür çeşitliliğinin artması. Şimdi mikroklima olursa ne olur mesela Rize'de diyelim ki yoğun olarak çay yetiştiriliyor. Bir de ne geldi? Turunçgil geldi. O zaman ne olur? Tür çeşitliliği artar. Canlıların uyum yeteneklerinin artması. Oradaki arkadaşlar turunçgiller ne yapıyor? Oraya uyum sağlıyor. Bu da olur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir çöl biyomunda aşağıdaki türlerden hangisinin en fazla olması beklenir? Tazmanya canavarı, antilop, akrep, fil, akbaba demiş. Arkadaşlar çöl ekosistemine, çöl biyom, ekosistem demek yanlış olur tabii ki. Çöl biyomuna en iyi uyum sağlayan canlı akreptir tabii ki. O yüzden pardon akrep değil fil arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Fil olacak. Bir dakika yine yanlış yaptım tabii ki. Akrep olacak arkadaşlar. Karıştırdım ben. Şimdi hani karasal ekosistemlerde fil baskındır dedik ya oraya gitti aklım. Ama çöl ekosistemine, çöl biyomuna en baskın olan hangisidir? Akreptir. Cevabımız akrep olacak. Aşağıdakilerden hangisinde baskın tür ve süksesyon görülmez diyor. Arkadaşlar süksesyon olayı sucul ortamlarda görülmez. Bakın sucul ortamlarda süksesyon olayı görülmez. Neydi süksesyon? Sıralı değişimdi. Toprak oluşumuyla başlıyordu. Mesela birinci süksesyon toprak oluşumuyla başlıyordu. Sonra liken birliği geliyordu. Toprak oluşumunu gerçekleştiriyordu. Sonra arkadaşlar işte yosun evresi, ot evresi, çalı evresi, ağaç evresi gibi evreler vardı. En sonunda klimaks olayı gerçekleşiyor ve ortam artık yeni canlıların yaşayabileceği bir ortam haline geliyordu. Süksesyon buydu. Ama su biyomlarında, su ortamlarında arkadaşlar süksesyon olayı görünmez. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı olur. Diyor ki dördüncü soru. Van Gölü'nde yaşayan omurgalı hayvan popülasyonlarının tamamı hangisiyle tanımlanır? Bakın Van Gölü'nde yaşayan omurgalı hayvan popülasyonları. Popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşan yapıya biz ne diyoruz? Komünite. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Beşinci soru. Aşağıdaki şekilde 1-2-3 nolu ekosistemlerin kesişim bölgeleri verilmiştir. Buna göre tür çeşitliliği en fazla hangisindedir? Arkadaşlar tür çeşitliliğinin en fazla olabilmesi için bizim ekoton bölgesini bulmamız lazım. Ekoton bölgesi 3'ü içinde kesişim noktası olması lazım. O zaman burada bakın 3'ünün de kesişim noktası hangi bölgedir? E bölgesidir. Cevabımız E bölgesi olacak. Gelelim diğerine. Diyor ki daha önce hiçbir canlının bulunmadığı yüzeylerde canlı oluşumuna birinci süksesyon denir. Buna göre birinci süksesyonda canlı gruplarının sayıca baskın hale gelmesinde dördüncü sırada hangi canlı bulunur? Yani biz bir nevi sıraya oturtacağız arkadaşlar. Daha sonra dördüncü sıradakini bulacağız. İlk önce hangisi yerleşiyordu? Liken evresi. Liken evresi en uzun süren evreydi. Çünkü burada toprak oluşumu gerçekleşiyordu. Daha sonra arkadaşlar yosun evresi olur. Yosun evresinden sonra ot evresi, sonra funda çalı evresi, en sonunda ağaç evresi. Aslında siz hani
Hiçbir şey bilmiyorsanız bile bu canlıları basitten gelişmişe doğru sıraladığınız zaman zaten bunların sırasını da bulmuş oluyoruz. Bize dördüncü sırada olanı sorduğu için cevabımız ne olacak? Funda, çalı, evresi olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bu arada ekoloji ile ilgili ben bayağı soru yazdım. 23 soru falan var. Çünkü bu konu oldukça önemli bir konu. O yüzden de bayağı bir soru yazdık. Diyor ki, yukarıdaki grafikte aynı ekosistemde yaşayan, numaralarla gösterilen farklı türlerin farklı yaşlarda hayatta kalan bireylerinin sayısı gösterilmiştir. Buna göre diyor, bu ekosistemin yaşama şartları hangi birey için uygundur? Şimdi arkadaşlar, hangi birey için uygun olacak? Tabii ki en fazla yaşayan için uygun olacak. Bakıyorsunuz, hayatta kalan birey sayısının en fazla olduğu ve yaşın en fazla olduğu birey hangi birey arkadaşlar? Tabii ki 5 numaralı birey. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 5 numara olacak. Gelelim 8. soruya. Diyor ki, karasal bir ekosistemde bulunan iki türden biri diğeriyle beslenmektedir. Bu iki canlının birey sayısını gösteren grafik. Arkadaşlar, biri diğeriyle besleniyorsa biz bu ilişkiye av avcı ilişkisi diyoruz. Av avcı ilişkisinde de zaten tek bir grafiğimiz var. Hangi grafik? Şöyle karmaşık yapılı grafiğimiz. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 9. soruya. Bayağı uzun bir soru. Diyor ki, aşağıdaki grafikte belirli bir ekosistemde bulunan bir popülasyondaki birey sayısının zamana göre değişimi verilmiştir. Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? Şimdi bakalım. Diyor ki, birey sayısını vermiş, tamam. Diyor ki 2 ve 5 nolu zaman aralıklarında, bakın 2 ve 5 nolu zaman aralıklarında popülasyona doğumla birey katılmamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar, burada birey sayısı sabit. Burada neydir? Azalıyor değil mi? Şimdi burada sabit olması, burada da azalıyor olması popülasyona birey katılmıyor anlamına gelmez. Belki burada dengeli olması doğumla ölümün birbirini dengelemesinden kaynaklanıyor. Burada da ölümün doğumdan fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani doğumla birey katılmamıştır dememiz kesinlikle yanlış olacak arkadaşlar. Diğer şıkları da okuyalım. Diyor ki 3 nolu zaman aralığında popülasyonun yoğunluğu fazladır. 3'e bakıyorum, bakın birey sayısının maksimum olduğu evre, o zaman popülasyon yoğunluğu fazladır, doğru. 4 nolu zaman aralığında çevre direnci artmıştır. Arkadaşlar, çevre direncinin artması birey sayısını azaltır. Dolayısıyla birey sayısının azalmaya başladığı evre 4 nolu evre, o zaman çevre direnci artmıştır, doğru. 6 nolu zaman aralığında popülasyon yok olma tehlikesindedir. Baktığınız zaman birey sayısı neredeyse sıfıra dayanacak. Doğru, yok olma tehlikesinde. 1 nolu zaman aralığında popülasyonun büyüme hızı pozitif değerdedir. Evet, baktığınız zaman 1 nolu zamanda ne yapıyor? Popülasyon büyüyor. Doğrudur. Cevabımız Adana şıkkı olur. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki, karasal ekosistemdeki bir popülasyonun hangileri taşıma kapasitesini artırır? Şimdi taşıma kapasitesini artırmak için alanı büyütmemiz lazım ya da birey sayısını azaltmamız lazım arkadaşlar. Bakıyorum, avcı sayısının azalması. Şimdi avcı sayısı azalırsa arkadaşlar ne olacak? Popülasyondaki bireyler artacak. Dolayısıyla taşıma kapasitesi de artacak. O yüzden bu olur. Çevre direncinin artması. Çevre direnci birey sayısını azaltacağı için arkadaşlar ne olacak? Bu sefer birey sayısı azaldığı için taşıma kapasitesi de azalacak. Yani taşıma kapasitesi demek birey sayısı demektir, unutmayın. Taşıma kapasitesini artırmak için birey sayısını da artırmamız gerekiyor. Kullandığı besin çeşidinin artması. Evet, bu da ne yapar? Birey sayısını artırır. Dolayısıyla taşıma kapasitesini artırır. Salgın hastalık ve parazitlerin artması. Bu da arkadaşlar birey sayısını azaltır. O yüzden de bunu almayız. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Gelelim 11. sorumuza. Diyor ki, aşağıda bir ekosistemdeki 6 türü içeren besin ağı şematize edilmiştir. Buna göre bu besin ağında bulunan türlerden hangisi saprofittir? Şimdi genelde bu besin ağları biraz karıştırılıyor, nasıl çözeceğiz diye. Şimdi arkadaşlar, besin ağında üretici ile ayrıştırıcıyı bulduğunuz zaman gerisi çok kolay. Bakın, üretici en çok ok çıkandır. Bakın, hangisinden en çok ok çıkmış? K'dan kaç tane ok çıkmış? 4 tane. O zaman K nedir? Üreticidir. Üretici neden? Çünkü L'ye, M'ye, N'ye ve R'ye ne veriyor? Besin veriyor. Dolayısıyla K üretici.
En çok ok alan ise, yani kendine doğru en çok ok yönelen ise nedir arkadaşlar? Ayrıştırıcıdır. R'ye bakın. Arkadaşlar R N'den almış, M'den almış, L'den almış, K'dan almış. Dolayısıyla R nedir? Ayrıştırıcıdır. Ayrıştırıcı. Şimdi etçili, otçulu bulmak çok kolay. Arkadaşlar K ile beslenenler ne olacak? Otçul olacaklar. Yani bunlar birinci tüketici. Birinci el tüketici. P de M ile besleniyor. O zaman P de nedir arkadaşlar? İkinci el tüketicidir. İkinci tüketici. Dolayısıyla cevabımız ayrıştırıcı, yani saprofiti sorduğu için cevabımız ne olacak? R bireyi olacak. Gelelim 12. soruya. Diyor ki aşağıda bir ekosistemde yaşayan değişik canlılar arasındaki besin piramidi gösterilmiştir. Besin piramidinde yer alan canlılar ve ekolojik nişleriyle ilgili. Şimdi arkadaşlar burada besin piramidindeki canlıları bir yazalım. E nedir burada? Ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı. A nedir? Üretici. Üretici. B otçul. C etçil. D de hepçil canlıdır. Yani birincil tüketici, ikincil tüketici ve üçüncül tüketicidir. Peki B'nin bağırsaklarında selüloz sindirici bakteriler bulunur. Evet, bu otçul olduğu için selüloz sindirici bakteriler bulunur. Doğru. A canlısı otçuldur demiş. Hayır, A canlısı nedir? Üreticidir. Bu yanlış. Dokularda biriken en fazla zehir en fazla D canlısındadır. Evet, en yukarıda olan da en fazla zehir birikiyordu. Doğru. Toplam biyokütle miktarı A, B, C, D şeklindedir. Arkadaşlar biyokütle aşağıdan yukarıya doğru azalıyordu. Dolayısıyla A'da en fazla, sonra sırasıyla gideceğiz. A, B, C, D demiş. Doğru. E ayrıştırıcı canlıdır. E'ye bakıyorum. Ayrıştırıcı doğru. Hangisi doğru olamaz dediği için cevabımız ne olacak? 2 numara olacak. Gelelim 13. soruya. Biraz uzun bir soru gibi görünüyor ama okuyunca ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. Diyor ki bir nehir ağzı ekosisteminde zehirli bir maddenin sudaki oranı milyonda 3 miligram olarak bulunmuştur. Bu ekosistemdeki besin zincirini oluşturan canlı türlerinin dokularında ise bu maddenin oranının binde 0,5, binde 2, binde 25 değerlere ulaştığı saptanmıştır. Buna göre binde 25 miligram değeri ekosistemdeki besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlıların hangisinde saptanmıştır? Şimdi arkadaşlar, binde 25 değerinin olması için canlının en üst düzeyde bulunması lazım. Ben ne yapacağım? Şunları, bakın arkadaşlar, şunları sıralayacağım. Bir kere nehir ağzı ekosistemi demiş. Şimdi bakalım, hemen şöyle bir sıraya dizelim. Ona göre en üsttekini yazacağız. Şimdi arkadaşlar fitoplanktonlar en altta. Zooplanktonlar bir üstte çünkü fitoplanktonlarla besleniyor. Sonra solucanlar gelecek, C şıkkı. Sonra arkadaşlar etçil balıklar gelecek. D şıkkı solucanla beslenecek çünkü. En üstte de ne olacak? Karabatak kuşu olacak. Çünkü karabatak kuşu da buradaki etçil balıklarla ve solucanlarla besleniyor. Dolayısıyla en üstte hangisi var? E'de olan karabatak kuşu. O zaman cevabımız E şıkkı olur. Burada verdiği değerin 3 tane olmasına aldanmayın sakın. Hani 3 taneyi dizip de o şekilde cevap vermeyin. Burada hangisi en üst basamaktaysa ona göre işaretliyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda karasal bir ekosistemdeki besin zinciri verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar diyor ki keklik omnivor beslenen bir canlıdır. Kekliğe bakıyorum. Bakın keklik hem otla beslenmiş hem de çekirgeyle beslenmiş. O zaman omnivor, yani karışık besleniyor, doğru. Çekirge besin zincirindeki ikinci trofik düzeyde yer alır. Çekirgeye bakıyorum. Bakın birinci trofik düzeyde ot var, üretici. Çekirge de ikinci trofik düzeydir, doğru. Besin zincirindeki ot kilik taşı tür olabilir. Şimdi arkadaşlar eğer otu buradan çekersem, bakın şunları etkiliyor mu büyük oranda? Etkiliyor. O zaman kilik taşı tür olabilir. Doğru. Hani burada kilit taşı türdür, kesindir falan demez de genelde olabilir diyorsa arkadaşlar kabul edin kilit taşı tür olayını. Besin zincirindeki tilki azalırsa çekirge de azalır. Bakın tilki azalırsa keklik ne yapar? Artar. Keklik arttığı için keklik çekirgeyle besleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar yine kirpi de çekirgeyle besleniyor. Çekirge de azalır. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Hepsi doğru olur. Yani 1, 2, 3, 4 olur. Gelelim diğer sorumuza. 15. sorumuz şöyle. Diyor ki
Doğadaki azot devrini gösteren yukarıdaki şemada soru işaretli kısma aşağıdaki bakterilerden hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar, ne olmuş burada? Bakın, proteini amonyağa dönüştürmüş. Proteini amonyağa dönüştürüyorsa bu nedir? Bir saprofit canlıdır, değil mi? Yani proteini sonuçta ayrıştırmış. Dolayısıyla saprofit olacak. Cevabımız C şıkkı olur. Şimdi nitrifikasyon ve denitrifikasyon olması için atmosfere azot vermesi gerekiyordu. Nitrifikasyonu zaten burada vermiş. Rizobium bakterisi azotu direkt toprağa bağlayan bakteridir. Bununla bilgisi yok. Kemosentetik bakteri de nitrifikasyon bakterisidir arkadaşlar. Parazitlikle zaten bilgisi yoktur. Cevabımız bu yüzden Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 17. soruya. Atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarının artması sonucu yerküre ısınmaktadır. Buna göre sera etkisinde hangileri etkilidir? Fosil yakıtların kullanımının artması sera etkisinde tabii ki etkilidir arkadaşlar. Fotosentetik organizmaların azalması, evet, karbondioksit kullanmadıkları için, dolayısıyla bu da etkilidir. Fabrika bacalarında filtrasyonun olmaması da etkilidir. Buzulların erimesi demiş. Arkadaşlar, buzulların erimesi bir sonuçtur. Sera etkisinin sonucudur. Bize hangileri etkilidir dediği için cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 olacak. Gelelim şöyle 18. sorumuza. Pardon. 16, 17, tamam, 18'deyiz. Bir mikoriza birliğini oluşturan mantar ve bitkinin normal gelişme eğrilerinin hangisi gibi olması gerekir? Şimdi arkadaşlar, mikoriza neydi? Mikoriza mutualizm yapan canlılardı, değil mi? Mutualizm. Mantarla algin oluşturduğu birliktelikti. Mantar, alg, mikoriza mantar, alg değildi tabii ki. Pardon, yanlış söyledim. Özür dilerim. Mantar bitkiydi arkadaşlar. Yanlış yazdım, özür dilerim. Mantar bitki. Mantar ve alg olanlar liken birliğiydi. Siz de karıştırmayın benim gibi. Şimdi bakın, bunların arasında nasıl bir ilişki var? Mutualizm ilişkisi. Yani ikisi de ne olacak? İkisi de pozitif bir artış. Ya da biri azalıyorsa diğeri de azalacak. O yüzden cevabımız ne olur arkadaşlar? A şıkkı. İkisi de artar ya da ikisi de azalır şeklinde olması gerekiyor grafiğimizin. A şıkkı olur. Mesela şu grafikleri yazalım hemen, hangisi ne olduğunu. Bakın, biri sabit kalmış, birisi artmış. Yani biri etkilenmemiş, biri pozitif etkilenmiş. Biz buna ne diyoruz? Komensalizm diyoruz, değil mi? Komensalizm. Mesela burada ikisi de birbirinden etkilenmemiş arkadaşlar. Bunu herhangi bir şey yazamayız. Birbirleri arasında bir ilişki yok. Şu neydi? Av-avcı ilişkisi. Av-avcı ilişkisi. Daha sonra arkadaşlar, şuraya baktığımız zaman bu da, bakın, yine birisi artarken diğeri azalmış. Bu da nedir? Rekabettir. Rekabet. Şununla, tam burada karıştırılacak herhangi bir şey yok. Tamam. Evet, cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Gelelim artık son sorularımıza. Diyor ki, bir balık türü yaşamının birinci evresinde yosunlar ve su bitkileriyle, ikinci evresinde su pireleri, solucan ve yosunlarla, üçüncü evresinde eklem bacaklılar, küçük balıklar ve su pireleriyle beslenmektedir. Bu balık türünün 1, 2 ve 3. evrelerindeki beslenme biçimlerinin adları hangisinde doğrudur? Şimdi herbivor mu, karnivor mu, omnivor mu, hemen cevap vereceğiz. Bakın, birinci evresinde yosun ve su bitkisi ne yapmış? Sadece otla beslenmiş. O zaman birinci evresinde nedir? Herbivordur. İkinci evresinde arkadaşlar hem hayvanla beslenmiş hem de bitkiyle beslenmiş. O zaman karışık besleniyordur. İkinci evresinde omnivordur. Üçüncü evresinde ise sadece hayvanlarla, yani sadece etle beslenmiş. O zaman nedir? Üçüncü evresinde de karnivordur. Cevabımız 1-3-2 şeklinde olur. Gelelim 20. sorumuza. Diyor ki, saprofit beslenen bir canlıda olaylarından hangileri hücre dışında gerçekleşir? Hücre dışında. Şimdi saprofit canlı ne yapar? Sindirim enzimlerini dışarı verir. Ve dışarıda sindirim gerçekleştirir arkadaşlar. Enzim sentezi hücre içinde olur. Bakın, hücre içi. Çünkü enzim hücrenin dışında sentezlenemez. Dolayısıyla bu olmaz. Organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesi, yani ayrıştırma olayını hücre dışında yapar. Doğru. Kompleks organik maddelerin basit organik moleküllere dönüşmesi. Bu da yine arkadaşlar hücre dışında olur. Yani sindirim enzimlerini göndererek bunu da hücre dışında yapar. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olur. Gelelim 21. sorumuza.
Şu ikide bir kaldım ben. Bir dakika, organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesi. Burada acaba solunumdan mı bahsediyor? Evet. Arkadaşlar, burada solunumdan bahsediyorsa bu da hücre içinde olmak zorunda. Hücre içi olmak zorunda. Dolayısıyla 2'yi de almayız. Cevabımız yalnız 3 olur. Sadece normal hidrolis şeklindeki sindirimini hücre dışında yapar. Geriye kalan diğer olayları ne yapacak? Hücre içinde yapacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olur. Dediğim gibi. Gelelim 21. soruya. Aşağıdakilerden hangisi protokooperasyon örneği olabilir? Şimdi protokooperasyon neydi? Gevşek mutualizmdi. Gevşek mutualizm. Yani bunlar bir araya geldiklerinde birbirlerine fayda sağlıyorlar. Ama ayrı kaldıklarında da herhangi bir zarar görmüyorlar arkadaşlar. Elma ağacı üzerinde öksü otunun yaşaması bu yarı parazitlik durumudur. Yarı parazitlik durumu bu değil. Köpek balığının etrafında beslenen ekeneis balığı, bu da arkadaşlar komensalizm örneğidir. Timsah ile dişleri arasındaki atıklarla beslenen kürdan kuşu. Bakın işte bu gevşek mutualizmdir. Timsah kürdan kuşu dişlerinin arasını temizlemezse herhangi bir zarar görmez. Kürdan kuşu da timsahın dişlerinin arasındaki besinle beslenmezse gider başkasıyla beslenir. Herhangi bir zarar görmez ayrıldığı zaman. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Baklagillerin kökünde yaşayan azot fikse eden rizobium bakterileri, bu da arkadaşlar mutualizm örneğidir. Silahsız tenyanın insan bağırsağına tutunarak yaşaması, bu da nedir arkadaşlar? Parazitizmdir. Parazitizm. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Evet, böylece 21 soruda 21 dakikada bitirdik arkadaşlar. Sonraki videoda çıkmış ekoloji sorularıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.